1960'larda Amerika'da çok büyük işçi birlikleri kurulmaya başlandı. Bunlardan en büyüğü Matbaacılar Birliği'ydi. Daha sonra çok büyük grevler yaşanmaya başladı. Binlerce grev adeta yaşandı. Ayaklanmalar meydana geldi. Bunlardan en büyüğü örneğin Colorado'da kömür işçileri grevi, 1877'de büyük demiryolu işçileri grevi meydana gelmiştir. 1900'lerde bu örgütlenmeleri toplum önderleri, sosyal reformcular kanalize ettiler. 1918'lerde Jane Addams gibi sosyal reformcular işçilerin örgütlenmesini sağladılar. Günde 50 sente kömür madeninde çalışan 10-12 yaşlarında makineye kapılıp ölen, yaralanan çocuklar vardı. Bazı eyaletler 14 yaş altı çocukların çalışmasına yasaklar getirdi. 1935'teki büyük kanun, Sosyal Güvenlik Kanunu, Social Security Act, bütün bu çocuk işçiliğine ve sosyal olaylara son veren gelişme oldu. 1910'larda Amerika'ya İrlanda'dan ve Almanya'dan 340'ar bin, İtalya'dan 2 milyon, Avusturya, Macaristan'dan 2 milyon, Polonya'dan 1 milyon göçmen gelip yerleşti ve artık madenlerde çocukların yerine ağır işlerde göçmenler çalışmaya başladı. Nevada ve benzeri çöl bölgelerinde Kaliforniya eyaletinde geçen demiryolu New Orleans'tan Los Angeles'a ve San Francisco'ya büyük bir gelişme altyapı potansiyeli sağladı. Hayvancılık Colorado'da, Wyoming'de, Montana'da, Iowa'da yayıldı. Büyük bir koyunculuk şirketi 1 milyon dönüm devlet arazisini bu üretimleri yapmak için aldı. Çit içerisine çevirdi. Yine başka bir eyalette 4 milyon dönüm toprak bir koyunculuk şirketine verildi. 6 milyon dönüm arazi bir başka şirkete verildi. Buralarda sıralanan fabrikalar göçmenlerin yerleşim alanları oldu ve binlerce kuyu açtılar, su çıkartıp yel değirmenleri kurdular. Kurak çöllere tarım, ziraatin mümkün hale geldiği vahalar yarattılar. 8 milyon göçmen Norveç, İsveç, Danimarka'dan, Rusya'dan, İskoçya'dan ülkeye adeta akın etti. 1900'lere dek 20 yılda Minnesota'nın nüfusu 3 kat, Kansas'ın 4 kat, Nebraska'nın 8 kat arttı. Dakota'nın nüfusu adeta patladı ve 14 binden 500 binlere çıktı ve 40 kat arttı. Texas 2,5 milyon, Nevada 1864'te, Nebraska 67'de, Colorado 76'da. 6 batı bölgesi Dakota, Wyoming, Montana, Iowa, Washington yeni eyaletler oldular. 1892'lerde New Mexico, Utah, 1907'de Oklahoma, 1912'de Arizona eyalet oldular. 1860-1900 yılları arasındaki 40 yılda Amerika'da tarım devrimi yaşandı ve çiftlik arazisi miktarı 2 kat, fiilen ekili arazi 3 kat arttı. 1860'da 2 milyon çiftlikte 200 milyon kilo buğday üretilirken 1900'de 6 milyon çiftlikte 655 milyon ton buğday üretilmeye başlandı. 1867'de Fransızlar Amerika'nın baskısıyla Meksika'dan çekildi. Bu arada Amerika Rusya'dan Alaska'yı satın aldı. 1898'lerde İspanya Amerika'nın Küba'daki savaşı sona erdi. 1918 Ekim'inde Fransa'daki Amerikan ordusu Wilson ilkeleri çerçevesinde 1,7 milyona yükseltildi. Almanlar geri çekildi, Kaiser kaçtı ve 2. 11 Kasım'da Birinci Dünya Savaşı bitti. Bildiğimiz gibi Birinci Dünya Savaşı'nda son anda devreye giren Amerika, büyük oyuncu olarak savaşın sonucunu değiştirerek İngiltere, Fransa'nın yer aldığı grubun savaşı kazanmasına sağlamıştır. 1837'de ekonomik kriz 4 yıl, 73'te 5 yıl, 1893'te yine 5 yıl, 1904'te 3 yıl, 1921 krizleri yine kısa sürdü.
Ancak 1929 büyük dünya ekonomik buhranı Amerika'yı adeta alt üst etti. Hisse senetleri çöktü, sıfırlandı. 2020'lerde yaşadığımız distopya biçimindeki dünya o tarihlerde de bir kez daha tekrar etmişti. Borsa çöktü, 15 milyar dolar kayıp oldu. İşsizlerin sayısı 12 milyon üstüne çıktı. 5 bin banka, 32 bin işletme iflas etti. Orta sınıf yok olmanın eşiğine geldi. Amerika'nın milli geliri 80 milyar dolardan 40 milyar dolara düştü, yarı yarıya azaldı. Demokratlar coşkulu ve çekici bir kişiliğe sahip. New York valisi avukat Franklin Roosevelt'i aday gösterdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük tarihi kriz zamanlarında büyük liderler çıkarabilmeyi başarmasından kaynaklanmaktadır. Abraham Lincoln, Theodore Roosevelt, Wilson ve Franklin Roosevelt bunlara örnektir. Avukat Franklin Roosevelt, Harvard hukuk mezunu olarak New York'ta sosyal işlerde başarılı, şöhretli, uzun hazırlık yapmış, entelektüel, çok iyi eğitimli. Wilson döneminde denizcilik müsteşarlığı yapmış, 1920'de başkan yardımcılığı yapmış, seçimlere katılmış. Sonradan çocuk felcine yakalanıp bir süre sonra yavaş yavaş iyileşmiş. 1932'de ülkenin en bilgili, en sevilen demokrat lideri seçilmiştir. Tükenmez bir enerjisi vardı ve büyük bir coşku içerisindeki lider olarak halkına yön verdi. Ticaret ve sanayiye destekler de bulundu. İş yaşamını canlandırdı. Mağdur kadınları, aileleri destekledi. İnşaatlar, köprüler, projeler yaptı. 1940'a dek yeni düzen adı altında 7 yılda 16 milyar dolar yoksul işsizlere, köylülere, kadınlara, mağdurlara dağıttı. Doğrudan sosyal yardımlar yaptı. 7 milyar doları yeni iş alanları yaratmak için yatırımda kullandı. 3 milyon gence iş sağlayan insan kaynaklarını koruma programı oluşturdu. Yeni düzen anlaşmasında çok büyük olağanüstü reformlara imza attı ve eş zamanlı olarak sıkıntıdaki sanatçılara, müzisyenlere yardım ederek ülkenin kültür yaşamını büyük ölçüde zenginleştirdi. Berbat durumdaki Amerika'yı her alanda rahat nefes aldıran, geleceğe güvenle bakan, büyük potansiyeli olan bir ülke haline getirdi tekrar. İş hayatında dürüstlüğü ve liyakatı, toplumsal yaşamda hakkaniyeti kurumsallaştırdı. İhtiyaç olan kanunları hızla çıkarttı, gelişmeye engel olan yasaları ortadan kaldırdı. Kapsamlı biçimde bir hukuksal reform yaptı. 1940'a dek 6 milyon çiftçiyi etkili üretime destek programlarıyla faizsiz fonlarla destekledi. Onlara aylık 100 dolar yardımlarda bulundu. Bütün bu gelişmelerle yavaş yavaş 2. Dünya Savaşı sinyallerini vermeye başladı. 1940 Temmuz'unda 5 yıl sürede Amerikan fabrikaları 300 bin uçak, 86 bin tank, 3 milyon makineli tüfek, 71 bin gemi üretti. İngiltere'ye binlerce uçak, 100 bin kamyon, jip, Rusya'ya 400 bin kamyon, 50 bin jip, 7 bin tank, 50 milyar dolarlık toplam gıda, savaş malzemesi bu ülkelere yardım etti. 1944'te yıllık 90 bin uçak üretim kapasitesine ulaştı Amerika Birleşik Devletleri. Bu büyük ve hiçbir rakibi olmayan bir güçtü. Uçak sanayi 2,5 milyon işçi 20 milyar dolar üretimle tek başına dünyanın en büyük endüstrisi haline geldi. Fakat bütün bunlarla birlikte 1945'lerde Amerika Birleşik Devletleri'nin borçları 250 milyar dolar gibi çok devasa bir rakama fırladı. Büyük mücadeleler sonrasında İngiltere Amerika tarafı 2. Dünya Savaşı'nı kazandı. 120 binlik kara gücü bir haftada 300 bin asker sahile çıkartıldı. 70 mil uzunluğunda, 15 mil derinliğinde Avrupa bölgesinin tamamını işgal etti. Belçika ve Hollanda'ya ilerledi. 23 Ağustos 1945'te uzun yıllardır Alman işgalindeki Paris'i kurtardı. Eylül 1944'te bütün Fransa'yı Almanlardan temizlediler. 300 bin Alman'ı esir aldılar. 1944'te Amerika'nın 613 savaş gemisi, toplam 4000 gemisi vardı. Zorlu çarpışmalardan sonra Japonya 14 Ağustos 1945'te teslim oldu ve 7 yıllık Japonya'daki Amerika işgali başlamış oldu. 22 Mayıs 1947'de Truman
Türkiye'ye 400 milyon dolar yardımda bulundu.